Yakında Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Alerji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Finn Rasmussen Yakında Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Alerji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Finn Rasmussen, akciğer kanserini en önemli tetikleyen unsurun sigara olduğunu vurguladı. Her bölgede akciğer kanser, her bölgede kanser olabilir, dokuların büyümesiyle ilgilidir. Reaksiyonları nasıl anlayabiliriz? Semptomları, insanlar reaksiyon gösteriyor bir takım şeylere. 3 haftadan fazla öksürük olursa mesela, göğüs ağrısıyla olabilir. Kanlı çıkarmaya başlarsa kesinlikle doktora gitmeleri gerekiyor. Profesör Doktor Finn Rasmussen, kanserin dokuların büyümesiyle ilgili olduğunu ve belirtilerin 3 haftadan fazla öksürerek kan çıkarmaya başladığında, göğüs ağrısı olduğunda doktora gitmeleri gerektiğini kaydetti. İlk önce ne oluşur onunla ilgili, ne yapmamız gerekir onunla ilgili konuşmamız lazım. İlk önce bu belirtiler olursa hastanın doktora gitmesi lazım. Doktor eğer akciğer kanserinden şüphelenirse akciğer grafisi yapılması lazım. Akciğer grafisinde herhangi bir şeyden şüphelenirse tabii ki ileriki tetkikler yapılmalıdır. Bununla ilgili özel alanına gidilmesi lazım. Akciğer doktoruna gidilmesi lazım. Eğer kalpte bir problem varsa kalp doktoruna, jinekolojik bakımdan bir problem varsa, doğum gibi bir durum varsa jinekoloji doktoruna gidilmelidir. Bu da aynı şekilde akciğer doktoru tarafından değerlendirilmelidir. Çünkü bazen test yapmak gerekebilir, bazen de gerekmeyebilir. Bunu da uzmanı tarafından değerlendirilmelidir ne kadar yapılacağını. Profesör Doktor Rasmussen, akciğer kanserinin asıl nedeninin sigara olduğunu ve aktif sigara içicilerin büyük risk altında bulunduklarını belirtirken, pasif içicilerin de risk altında olabileceğini söyledi. Dünyadaki nedenlerle aynıdır Kıbrıs'ta olmasının nedenleri de, çünkü insanlar aynıdır. Esas nedeni sigaradır. Tabii ki aktif sigara içiciler daha fazla risk altındadır ama aynı zamanda pasif içiciler de risk altındadır. Çevreden dolayı da, solunan havalardan dolayı da, toksiklerden, bunlar da risk yaratmaktadır. Bir çöp yakımında yüksek derece kullanılmazsa, düşük derece kullanılırsa daha fazla zararlar meydana çıkar, daha fazla toksik yayılımı olur. Tüm yetkililer de bunu bilmektedir zaten, o yüzden daha az risk taşımaktadır onlar da. Akciğer kanseri evrelerinin bir hücreyle başladığını, gittikçe büyümekte olduğuna değinen Profesör Doktor Rasmussen, akciğer kanserinin başlangıcında ağrı hissedilmediğini ve insanlarda herhangi bir ağrı oluşmadığını söyledi. Her yerde tüm bir hücreyle başlayıp gittikçe büyümektedir. Akciğer kanserindeki kötü olan şey ağrıyla hissedilmemektedir. O yüzden insanlarda herhangi bir ağrı oluşmaz başlarda. Semptom olmadan da büyüyebilir. Diğer bir aşaması da başka bölgelere de sıçrayabilir. Tabii ki ilk olduğu yerde büyümeye başlar. Ondan sonra kemiğe sıçrayabilir, beyine sıçrayabilir. Tabii ki hastalığın önemi ne kadar büyük olduğuna ve nasıl geliştiğine bağlıdır. Profesör Doktor Rasmussen, akciğer kanserinin genetik ve ailesel olarak da görüldüğünü belirterek, akciğer kanserinin önlenebilmesi için sigara içmemek, sigaradan kaçınmak ve sigaraya asla başlamamak çok önemli, dedi. Daha önce de söylediğim gibi çevresel etkileri vardır. Dumandan dolayı daha fazla yaygındır ama evet, ailesel olarak da görülmektedir, genetik olarak da görülmektedir. Tabii bildiğimiz kesin bir gen yok diyebilirim, bu akciğer kanseri üretir. Akciğer kanserini nasıl önlemeliyiz? Sigara içmemek, sigaradan kaçınmak, tekrardan sigaraya başlamamak ve sigaranın ne kadar zor bırakılacağını da biliyoruz. Kolay bir cevap, bunu söyleyebiliriz. Tedavileri nelerdir? Bunlar önce testlere bağlıdır. Tomografi çeşitleri var. Bronkoskopi daha sonrasında ne tür olduğunu öğrenmek için. Ve son teknoloji olarak da Yakın Doğu Üniversitesi'nde de bulunan PET scan.
ayrıca bölgenin diğer yerlerine de sıçradığını diye gösteriyor. Umarım ileride buraya da gelir bir başka akciğer ultrasonu ve biyopsi de yapılabilir bu şekilde daha net cevaplar veriyor. That's the first one where we do ultrasound. Profesör Doktor Finn Rasmussen en iyi tedavinin operasyon olduğunu, başka bölgeleri sıçradıysa hem operasyon hem de kemoterapi ile radyasyon verilerek onkolog, radyolog ve akciğer doktoruyla birlikte çalışıldığını söyledi. Well, the best treatment if possible is of course surgery. En iyi tedavi operasyondur tabii tamamen temizlenebilmesi için. Ama eğer başka bir bölgeye sıçradıysa bazen hem operasyon hem de kemoterapi, bazen radyasyon verilir. Onkolog, radyolog ve akciğer doktoruyla birlikte çalışılır. Bazen de en iyi tedaviyi uygulayabilmek için plan yapılır. O yüzden üniversite hastanelerinde her bölümden doktorlar bulunur en etkin tedaviyi uygulayabilmek için. Kemoterapinin çok ağır bir tedavi olduğunu, kanserli hücreleri öldürmek için yapıldığını ve kemoterapinin zararından fazla faydalarının olduğunu söyleyen Profesör Doktor Rasmussen, hastalar açısından bu tedavi sürecinin zor olmasından dolayı hastanın önceden bilgilendirilmesinin önemli olduğunu sözlerine ekledi. Herkesin bildiği gibi kemoterapi hastalar için çok ağırdır. Kanser hücrelerini öldürmek için yapılır ve zararından fazla faydalarını düşünmemiz lazım. Ve süreç hastalar açısından çok zor olacağı için önceden bilgilendirilmeleri gerekir. Bu süreçte neler yaşanacağına dair. Tabii bu kültürler arasında değişikliğe yol açar. Çünkü bazı kişiler öğrenmek ister, bilmek ister. Bazıları bilmek istemez. Bunu her hastaya göre ayrı şekilde bulunması lazım. En sonunda o kişi için en iyisi bulunması gerekiyor. Ben bilmiyorum. So in the end, it's like everything in life. You have to listen and